Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda benim eğitimlerimde görmeye alışık olduğunuz örnek veri tabanlarını nasıl oluşturduğumdan, nasıl binlerce, milyonlarca veriyi türettiğimden bahsediyor olacağım sizlere. Bakın elimizde şu anda basit bir müşteri listesi tablosu var arkadaşlar. Burada ne var? İşte müşterinin ID'si, müşterinin ad soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi, şehri, ilçesi ve telefon numarası olmak üzere böyle bir tablomuz var. Burada bir örnekleme var. Sayı az, 100 tane ama gerçek anlamda ben eğitimlerimde bunun 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon olan versiyonlarını kullanıyorum. Örnek satış hareketleri oluşturma, örnek sipariş hareketleri oluşturma, örnek müşteri oluşturma gibi işlemler gerçekleştiriyorum. Şimdi bu videomuzda elimizdeki mevcut veri setlerini kullanarak nasıl büyük veri setleri oluşturabileceğimizi ve bunlar da anlamlı şekilde gerçek hayat hikayelerine uygun anlamlı şekilde nasıl veri setleri oluşturacağımızdan bahsediyor olacağım. Şimdi arkadaşlar bu veriyi oluşturmak için benim neye ihtiyacım var? Bir kere ad soyad bilgisine ihtiyacım var, değil mi? Bunun için bakın şurada bir tane names isimli bir sheetimiz var ve buraya baktığımız zaman 612 tane isim var burada ve hatta cinsiyet de cinsiyeti de burada görünüyor kız erkek şeklinde. Sonra soy isme ihtiyacım var. Bakın burada da Surnames isimli bir tane şiitim var ve burada biraz daha fazla. 16.210 tane so, so, burada soy isim var. Bir de burada arkadaşlar doğum tarihine ihtiyacım var. Doğum tarihini rastgele üreteceğiz. Örneğin 1950 ile 2000 yıllar arasında herhangi rastgele bir günü doğum tarihi olarak üreteceğiz. Sonra şehir ve ilçe var. City Town. Bakın orada da şu şekilde şehir ve o şehrin ilçelerinin olduğu bir tane liste var. İnternetten bunları bulabilirsiniz arkadaşlar ve tabi onların da ee, şehirler arası telefon kodu bilgisi var. Bir de ne gerekiyor? Bu kod bilgisiyle birlikte rastgele üreteceğimiz bir telefon numaraları alanı söz konusu. Bir de burada önemli olan püf noktamız bu işlemleri yaparken hiçbir şekilde başka bir yazılım kullanmadan tamamen SQL Server üzerinde Transact SQL komutlarıyla bu işleri gerçekleştirmekten bahsediyorum. Yani aslında bu vesileyle biraz da Transact SQL komutlarına hakimiyetiniz artacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce bu işi Transact SQL komutlarıyla yapacaksak benim şu tablolara ihtiyacım var. Yani bunları SQL sorunun üzerine taşımaya ihtiyacım var. Bunun için bunun için bakın şuradan sağ klik New Database diyorum. Örneğin buna Sample DB diyelim arkadaşlar. Sample DB'nin üzerinde sağ klik bu Excel'deki dosyaları, bu Excel'deki verileri buraya aktarmak için sağ klik Task Import Data Next diyorum. Bakın buradan neye bağlanacağımı seçiyor. Excel. Microsoft Excel. Şurada ben C diskinin altına almıştım. First row has column names. Burayı işaretliyorum. Nereye almak istiyorsun? SQL Server'a. Sample DB'nin içine. Bakın. Burada City District Names ve Surnames tablolarını almak istiyorum. Şuradaki dolar işaretini kaldıracağım. Evet datalarımız kopyalanıyor. Eğer burada arkadaşlar bir hata alırsanız yani şurada import ederken daha bu aşamalara gelmeden bir hata alırsanız kuvvetle muhtemel 32 bitlik import export aracını çalıştırıyorsunuz demektir. Bunun için de Microsoft SQL Server 2019'un içerisinde veya eski versiyonunu kullanıyorsanız o da olabilir arkadaşlar. SQL Server 2019 import and export 64 bit olanını çalıştırmanızı tavsiye ederim. O da zaten bu ekran açıyor arkadaşlar. Şu anda evet. Kopyalama tamamlandı ve bakıyoruz buraya tablolarımız oluşmuş şekilde. İçlerini kontrol edelim. Select yıldız from names Bakın 611 tane geldi. Select yıldız from surnames Bakın ondan da 16209 tane geldi. Select yıldız from city district Bakın ondan da 995 tane geldi. Şimdi benim neye ihtiyacım var arkadaşlar? Telefon numarasına ihtiyacım var. Telefon numarasını oluşturmak için de bir tane telefon numarası tablosu oluşturalım. New table diyelim. Bir tane id olsun. Integer. Set primary key diyelim. Ve buna otomatik artan diyelim. Bir tane de buraya tel nr diyelim. Bu da varchar 10 olsun örneğin. Buna da tel numbers diyelim. Şimdi bunun içini dolduracağım ben arkadaşlar. Bunu şu şekilde dolduracağım aslında. Şöyle bakalım select yıldız from tel numbers dediğimde Bakın içi şu anda boş. Biz de telefon numaraları kaç haneli? 7 haneli. Örneğin buraya bu şekilde kayıt gireceğim. insert into into tel numbers del values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi. Telefon numaralarını oluşturmak için arkadaşlar dekler at es integer. Bakın bizim telefon numaralarımız kaç karakterli? 7 karakterli değil mi? Bunların da belli bir standardı var. Örneğin 321 ile başlasın ve 1, 2, 3, 4 karakter olsun. While at i e küçüktür. 321 9999 Begin End Hatta şuraya küçük eşittir diyelim Set at i e eşittir At i e, Artı 1 Insert into Tel numbers Tel nr Values Convert Varchar Add Bakın çalıştıralım. Select yıldız from tel numbers dediğimize bakın şu anda 8889 tane kayıt attı buraya. Biraz daha arttıralım. Mesela ne var? İşte 325 olsun. Sonra 658 olsun. Arkadaşlar buraya toplu halde de veri atabilirdik ama ben özellikle hani bildik gerçek hayata yakın olsun bu veriler diye böyle yapıyorum. Attı. Örneğin 324 olsun. 725 olsun. 233 olsun. 235 olsun. Bakıyoruz. Şu anda 59 bin, yaklaşık 59 bin tane telefon numarası oldu. Biraz daha arttıralım. 236 olsun. 237 yapalım. 311 yapalım. Ve baktığımız zaman evet elimizde şu anda 88.890 tane telefon numarası var arkadaşlar. Bunlara şehirlerin bölge şehir kodu da eklendiği zaman burası sayı daha da fazla olacak, kombinasyon daha da fazla olacak. O yüzden yeterli. Pekala. Şimdi biz artık kodumuzu yazmaya başlayalım ve bir tane müşteri elde edelim. Bunun için bir tane customer tablosu oluşturacağım buraya. ID diyorum, integer. Otomatik artan olsun, primary key olsun. Ve buraya geliyorum. Name, surname. Varchar. 100 diyelim örneğin. Sonra ne var? Gender. Varchar bir kız erkek şeklinde. Sonra city varchar 30 olsun. Sonra town diyelim varchar 30 olsun. Doğum tarihi diyelim. birth date, date olsun. Sonra telefon numarası telnr varchar 12 olsun. Kaydediyorum bunu kastımız. Şimdi tekler et name as varchar 30 diyelim örneğin. Tekler et surname as varchar 30. Tekler et birth date as date. Tekler et gender as varchar 1. Tekler et city as varchar 30 olsun. Dekler at town as varchar 30 olsun. Telefon kodu Dekler at telcode as varchar 4 olsun. Dekler at Telnere as varchar 12 olsun. Şimdi bunlara ben birer değer atacağım arkadaşlar. Örneğin bakın burada name alanı Ömer. Surname alanı Çolakoğlu. Birth date 1990 11 11. Gender erkek. City İstanbul. Town Fatih. Tel kod 0212. Tel nr, 321 66 75. Bakın elimde bu değişkenlerim varken insert into customers name surname virgül gender virgül birth date virgül, city virgül, town virgül, telnr values. Bakın burada name surname yerine ikisini name ve surname'i birleştirip yazacağım. At name artı boşluk artı at surname virgül. Gender at gender diyorum. Birthday at birthday diyorum. City at city diyorum. Town at town diyorum. Tel nereye ise tel kod artı at tel nereye diyorum. Bakalım şu şekilde çalıştırdığımız zaman bir satır ekledi ve select yıldız from customers dediğimde bakınız bilgiler geldi. İşte benim şurada değişkenlerle sabit tanımladığım şeyleri rastgele buldurarak yapmaya geldi sıra. Şurayı alıyorum arkadaşlar ve yeni bir sayfa açıyorum. Diyorum ki buraya dekler et as integer eşittir 0. Bir tane müşteri oluşturalım. While at i e, küçüktür bir. begin and set at i e eşittir et i e artı bir. Ve buraya geliyorum arkadaşlar. Şimdi şuraları kaldırıyorum tekrardan eşittirleri. Arkadaşlar şimdi name alanını ben rastgele çektireceğim değil mi? Name nerede? Names tablosunda. Bakın select yıldız from names. Bunun içerisinden rastgele birini seç seçtirmek istiyorum. Şöyle tab bir dersem bakın ilk sıradakini getirdi. Rastgele seçtirmenin iki yolu var arkadaşlar. Bir, order by new id diyorum. New id fonksiyonu bir, new id fonksiyonu rastgele üretilen ve eşi benzeri olmayan bir değerdir arkadaşlar. Bakın her çağırdığımda farklı gelir. Order by new id dediğim zaman burada bakın her seferinde farklı bir kişi gelecek. Böylelikle bu fonksiyon ile ben her seferinde farklı bir kişiyi alabilirim. Bu bir yöntem. O yüzden bu yöntemimize şöyle diyelim. Name eşittir. Name from names. Hatta şöyle bakacak olursak select at name diye. Bakın her çağırdığımda farklı biri geliyor. Aynı zamanda cinsiyet de bu tabloda. At gender eşittir gender diyorum. Bu bir yöntem. İkinci yöntemimiz ise şu. Bunların arasında performans farkı var arkadaşlar. İkisini de değerlendirebiliriz. Buna tire tire diyorum. Yorum satırı yapıyorum. Ben kaç tane ismim olduğunu biliyorum değil mi? Bakın şöyle bir fonksiyonumuz var. Select rand. Bu sıfırla bir arasında rastgele bir değer üretir arkadaşlar. Bakın 0.95 çıktı. Rastgele bir değer üretir. İşte bu e, rastgele değeri kullanarak ben burada kaç tane satır olduğunu biliyorum. 611. Çarpı 611 dersem bakın burada bana 0 ile 611 arasında rastgele bir değer üretir. O zaman ben şuraya şunu diyebilirim. Bunu da integer'a çevirecek olursak round... 0 dersem virgülden sonra 0 haneyi alacak şekilde yuvarla diye. Bakın 159, 39 gibi değerler üretti. Bunu da 0 değeri gelme ihtimali az da olsa var. O yüzden 610 ile çarptırıp artı 1 dersem böylelikle 0 değeri hiçbir zaman gelmez. 610'dan büyük değer geldiği zaman da direkt 611 olur. 324 değerini getirdi. 117. O zaman ben şuraya gelip ver id eşittir bunu dersem şimdi bakalım. Bakın Sena Duygu Nevin diye seçiyor. Bu da bir yöntem. Aynı yöntemi surnames tablosu içinde kullanacağız. Soy isimler. Select tab bir. add surnames eşittir surname from Surname's aynı yöntem burada da kalsın. Surname's tablosunda kaç kayıt var? Burada biraz daha fazlaydı. 16209. O zaman aynısını şuraya getireceğim. 16000 208. Artık örneğimi de seçtim. Hatta bakalım select et name, et, virgül et virgül gender dediğimde yakalayabiliyor muyuz? Bakın, her çalıştırdığımda farklı bir şey geliyor. Peki, bir sonraki aşama ne? Bir sonraki aşama doğum tarihi. Doğum tarihini hesaplamak için de 1950 ile 2000 arasında rastgele bir gün seçelim arkadaşlar. 50 ile 2000 arasında kaç gün var? select yılda 365 gün varsa 50 yılda kaç gün vardır? 18.250. O zaman set at birth date eşittir diyorum. Date at day rand çarpı şurayı alacağım. 18.250. Neye ekleyecek bunu? 1950 01, 01. Arkadaşlar bizim date time fonksiyonlarımızdan, tarih saat fonksiyonlarımızdan biri date add fonksiyonudur. İçerisine şu parametreler alır. Sen bir tarihe bir sayı eklemek istiyorsun. Ama bunu ne olarak eklemek istiyorsun? Ben 1950'nin birinci ayının birinci gününe rastgele Ile 18 ile 18250 arasında rastgele bir değer eklemek istiyorum. Ve bu değer de güne karşılık geliyor. Böylelikle rastgele bir değer üretmiş olacağım. Bakalım onu yakalayabiliyor muyuz? Buraya da doğum tarihini yazalım. Bakın Kübra, Süyürge, Kız, 72.03.26. 62.09.05, 63 12 29 52 05 21 62 03 12 78 04 07 şeklinde artık rastgele bir doğum tarihi de üretmiş olduk. Şimdi ne kaldı? Rastgele şehir ve rastgele ilçe. Select from city district. Bakın burada kaç satır var? 995. O zaman şunun aynısını alıyorum ve şuraya diyorum ki at city eşittir city virgül at town eşittir town from city district order by new id Peki buraya kaç yazıyorum? 994. Yine burayı yorum satırı yapayım. Şimdi seçelim bakalım ne gelecek? City Town. Çağırıyorum. Bakın. Gümüşhane'nin Torul ilçesi geldi. Erzincan'ın Kemaliye, Adana'nın İmamoğlu. Ardahan'ın Ardahan Merkez diye onu da yakaladık. Geriye ne kaldı? Telefon numarası arkadaşlar. Telefon numaraları. Telefon numaralarını getirmek için tel numbers tablosuna bakmamız lazım ama öncesinde şurada telefon kodunu da alalım. Et tel kod eşittir fon kod. Aynı şekilde şuraya da. Peki kaç tane kaydımız var? Select Yıldız from tel numbers. Bakın. 88.890 Select at evet, tel nr. eşittir. Tel from tel numbers order by new id diyorum. Şuraya da tab 1 diyorum. Yine burası kalsın böyle. Sonra aynısını şekilde getiriyorum Ver id eşittir 88889 ve artık tel kısmında kısmını da buraya yazdıralım. set at tel nr. eşittir at tel kod artı tel kodu parantez içerisinde yazdıralım. parantez artı at tel kod artı parantezi kapat artı at tel nr. Şimdi bakalım nasıl bir şey gelecek. Değerlerimiz geliyor gibi. Ve artık bakın burada şimdi insert komutumuzu tekrardan yazalım. Insert into customers name, surname, virgül gender, virgül birthdate, virgül City, virgül, Town, virgül, Telnr. Values, et name artı bir boşluk artı et surname, virgül, gender, virgül, birth date, virgül, et city, virgül, et town, virgül, et telnere. Şimdi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Önce tablomuzu bir silelim. Truncate Table Customers diyorum. Ve Select Yıldız From Customers diyorum. Bakın şu anda içi boş. Çalıştırdığımda içeriye bir kayıt atmasını bekliyorum. Bakın attı. Melike Sağkan. Bakın yine attı. Yine attı. Peki. Şimdi bu işlemi truncate table customers diyelim ve bin tane kayıt için oluşturalım. En alta da select yıldız from customers diyorum. Bakın bin tane kaydı ne kadar da atacak? Bin tane kaydı bir saniyede attı. Ama bin tane kayıt bir şey değil arkadaşlar. O yüzden burayı yüz bin kayıt yapalım. Bakalım yüz bin tane kaydı ne kadar zamanda oluşturuyor. Arkadaşlar gördüğümüz gibi 100 bin tane kaydı yaklaşık 2 dakikada oluşturdu. Yani ben 1 milyon tane kayıt oluşturmaya çalışsam 20 dakika sürecek uzun bir zaman. Peki bunun ne kadar, niye bu kadar uzun sürdüğüne gelin bir göz atalım. Ama daha küçük kayıtlarda bakalım ki daha hızlı şekilde görelim. Şimdi bakın 100 bin satır 2 dakikadaydı. 10 bin satırı çalıştırdım şu anda. 10 bin satırı bakalım ne kadar zamanda gelecek. Bu hesaptan bakacak olursak da evet yaklaşık 12 saniye sürdü arkadaşlar. Burada 10.000 satır 12 saniye sürdü. Peki şu işlemi değil de ikisi de aynı sorun aynı şekilde sonuç getiriyor diye şu order by new id ile getirelim. Bakın bizim şu random olayını kaldırıyorum ve bütün her yerde order by new id ile çalıştırırsak bunu ne kadar zamanda getirecek ona bakalım. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın şu anda yaklaşık bir dakikaya geçti ve bakıyorum hala daha 2300 tane attı. Bunu beklemeye gerek yok. Çok yavaş. Şimdi bu haliyle bile 2000 tane kaydı yaklaşık 60 saniyede attı. Diğeri 10.000 tane kaydı 12 saniyede atmıştı. Yani bu hesaptan bakacak olursak 600 bölü 12 yaklaşık bir 50 kat daha yavaş olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ben iki yöntemi birden yazdım buraya arkadaşlar. Ayrıca bizim tekrardan eski haline getiriyorum. Bizim şu yöntemi arttırma şansımız da var. Nasıl? Şu anda buralarda ID alanına göre rastgele bir arama gerçekleştiriyor ya. ID alanına göre indeksimiz yok. Oralara bir indeks koyarsak örneğin şurada surnames alanının tablosuna gireyim ve şurayı primary key yapayım örneğin. Tel numbers'a baktığımız zaman burada yapacak bir şey yok çünkü burayı zaten primary key yapmıştık burası otomatik artan. Şurada city districts tablosuna gireyim. Bakın burayı primary key yapayım. Aynı şekilde şuradan names tablosuna gireyim. Burayı da primary key yapalım. Bakalım şimdi ne kadar zamanda gelecek. 12 saniyede gelen işlem. Çalıştırıyorum. Bakın bu kez 4 saniyede getirdi. Yani 3 kat daha hızlı şekilde getirdi. Peki şimdi 100.000 satırı çağıralım. Bakalım ne kadar zamanda getirecek. Çalıştırıyorum. 100.000 satır için bu kez çalıştırdım. Evet 100 bin satır içinde tam 40 saniye sürdü arkadaşlar. Ve şu şekilde baktığımız zaman select yıldız from customers dediğimizde bakın artık elimizde bizim 100 bin satırlık bir tablomuz var ve tamamen rastgele oluşturulmuş değerlerden sanki gerçek insanlarmış gibi gerçek verilermiş gibi oluşuyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir de 2 milyon satır için yani 2 milyon farklı müşteri oluşturmak için bu işlemi nasıl gerçekleştiriyoruz ve ne kadar sürüyor ona bakalım. Burayı 2 milyon yapıyorum arkadaşlar. 2 1 2 3 1 2 3 ve çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi 21 dakika 26 saniye sürmüş durumda 2 milyon kaydımız ve ve baktığımız zaman 2 milyon kaydımızı burada görüyoruz arkadaşlar. Yani özetle 2 milyon tane anlamlı şekilde müşteri kaydı oluşturmak için yaklaşık 20 dakikalık bir zaman yeterli. Bu tabi bilgisayarın CPU'suyla, RAM'iyle falan da alakalı. Şu anda ben i5 7. nesil bir makinenin üzerindeki sanal makinede çalışıyorum ve 2 tane işlemci vermiş durumdayım. Bu halde bile gayet güzel. Bence sizler de bu tarz projelerinizde gerek iş zekası projelerinde, gerek veri tabanı projelerinde, gerek veri bilimi projelerinde az veriyle çalışmak yerine elinizdeki mevcut veriyi bir şekilde çoğaltarak bir şekildeden kasıt anlamlı şekilde yani hem miktarsal olarak örneğin bir satış verisi yapıyorsanız ve Türkiye'nin şehirlerine göre satışlar gerçekleştiriyorsanız nüfus oranıyla aynı şekilde dağılacak şekilde. Ya da sözel olarak bir takım veriler üretiyorsanız aynı benim burada yaptığım gibi bir müşteri datası üretmeye çalışıyorsanız gerçek isimlerle, gerçek soy isimlerle, gerçek dünyaya yakın olacak şekilde veriler üretmeniz hem verinizin anlaşılırlığını hem çalışmanızın kıymetini arttıracaktır arkadaşlar. Ben buna özellikle çok dikkat ediyorum ve bütün kullandığım veri setlerinde eğer dışarıdan bulduğum bir veri seti yok ise tamamen kendi bu veri setlerini çoğaltarak çalışıyorum. Böylelikle sizin hem küçük veriye göre büyük veri üzerinde performans değerlerini daha fazla ölçme şansınız oluyor ve daha detaylara hakim oluyorsunuz. Ayrıca da büyük veri sistemler üzerinde çok daha güzel, görsel, analitik, grafiksel raporlar ortaya çıkartabiliyorsunuz. İnşallah bir sonraki dersimizde yine bu şekilde farklı bir uygulamayla görüşmek üzere.